بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسرني امري واحل رتبة بلسان يفقه القول ويفرض امري الى الله ان الله بصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله Cenab-ı Hakk'ı badet ve taatimizin kulluğumuzu, gücümüzü, kabul edesin inşallah. Rızasına nail eylesin. Kalbi dirilik canlıları nasip eylesin. Kalbin ölmesinden muhafaza eylesin. Afletten muhafaza eylesin inşallah. Kulluk ve taatte bizleri daim eylesin. Değerli kardeşler. Cenab-ı kainata en güzel şekli ve en güzel kıvamı ve en güzel düzeni koymuş. Gökler hiçbir direği olmadan hiçbir yırtığı, patlağı olmadan ahengi içerisinde devam ediyor. Güneş yolunu şaşırmadan, yörüngesinden kaymadan kendisine verilen görevle aynen yörüngesinde akıp gidiyor ay hakeza bütün varlık insicamıyla yürüyor. Bu Allah'ın Kayyum isminin her şeyi tedebbür eden, düzenleyen Cenab-ı Hakk'ın kendi kudret ve kuvvetiyle başkasının desteğine ihtiyaç olmadan Allah olmanın manasıyla, kudretiyle yürütüyor. Kalbimizin çalışması, gözümüzün görmesi, her şey O'nun kudreti, azameti ve ikramıyla. İşte bu dünya hayatının, bu insicamı bize denizlerin her birisi ki dünyanın çoğusu bu denizlerin birbirine karışmadan bizim hizmetimizde devam etmesi tatlı su, acı su, her birisinin ayrı özelliğiyle bize içinden nimetler vermesi. Tatlı su balığı, tuzlu su balığı, her birisi ayrı bir nimet. Onun için Cenab-ı Hak'tan Kur'an Kerim'de de size denizlerden nice nimetler verdiğimizi bize, bize beyan ediyor. İşte bu dünyanın bir her şeyin sonu olduğu gibi dünyanın da sonu var. Bu sonuna ne diyoruz? Kıyamet. Kıyametin kopması. İnsanın kendi ölümü zaten kıyametidir. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar ya, kıyamet ne zaman kopacak? Hanımın ölümü küçük kıyamet, benim ölüm büyük kıyamet diye ifade etmiş. Onun için kıyamet insan hayatında her zaman vardır. Ama asıl dünyanın yok olması, faniliğini, kıyameti, Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerde ve surelerde, özel surelerde anlatıyor. O nedenle Peygamberimiz buyuruyor ki, Tekvir suresini, İnfitar suresini, İnşikak suresini okuyanlar bizzat dünya gözüyle kıyameti görmüşcesine anlamış olurlar Veya görmüş olurlar. Yani. Dünya gözüyle görmüş olurlar. Gerçekten Tekvir suresi, İnfitar ve İnşikak suresi İde şakkat, ide şemsu kuvvurat, ide semaun fatarat, ide şakkat diye gelen hemen hemen peş peşe olan bu surelerin her birisi kıyametin sahnelerini anlatıyor. Bugün de Böyle çok özet bir şekilde infitar e, İnfitar suresinden bahsedeceğim değerli kardeşlerim. İnfitar suresi ismi ilk geçtiği isimden almaktadır. İde semaun fatarat ismi bu alıyor. İnfitar suresi veya İde semaun fatarat suresi şeklinde Es semaun faturun bi de geçiyor şeyde. Bu inşikak Önceki sure, bu sure ve inşikak suresi kıyametin alametlerinden, kıyametin kopmayacak durumlardan anlatıyor. Evet, birinci ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İda'lsamaun fatarat. Gökyüzü parçalandığı zaman, inşikak etti, yarıldığı zaman. Şimdi. Gökten yağmur yağıyor. Yağmurun yağdığı, indiği noktaları görüyor muyuz biz? Yani şimdi mesela ne damıtma olsa hortum açıp bir, yerden bir ona uygun gelecek, suyun gelecek şekilde bir şey yapıyoruz ki su aksın. E gökten yağmur yağıyor ama yağmurun nasıl geldiğini haberimiz bile olmuyor. Kuvvet ve kudret sahibi Allah öyle bir insicam, öyle bir düzenle koymuş ki. Diyor ki gökyüzüne bak. Bak ki bir yarık, bir çatlak görecek misin? Bir daha bak, bir daha bak. Fe'ucil basar. Her baktığında gözün hor ve hakir olarak, mahcup olarak kapanayacaksın, Bir şey göremeyeceksin. İşte bu gökyüzü, ide sema'un fatarat, gökyüzü parçalandığı zaman. İde sema'un fatarat. Ve ide'l Yıldızlar ipinden kopmuş gibi. allah Teala yıldızları gökyüzüne inci gibi dikmiş. Bu inci gibi dizilen yıldızların birbirine karıştığı, aktığı, da mesela yıldız kayması diyoruz ya, mesela yıldızların bir ömrü var. O karındık, kara delikler yıldızların akmasının ifadesidir. Onun için اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ وَاِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَاِذَا الْكَوَاكِبُنْ تَثَرَتْ Yıldızların aktığı zaman. Şimdi bu gökyüzündeki ahengin bir anda parçalandığını düşünün. Işte. Gözünüzde görün. Hissedin bunu. Gökyüzü parçalanmış. O insicam içerisinde birbirine düzenli, bağımlı ahenk içerisinde olan yıldızlar darmadağın olmuş. Ve izel biharu Denizler akıtılmış. Birbirine karıştırılmış. Şimdi Marmara Denizi'nin Karadeniz'e, şey Karadeniz'in Marmara'ya, Marmara'nın Akdeniz'e kendi şey açısından söylüyorum. Birbirine karıştığını düşünün. Aktığını düşünün. Şimdi şurada ufacık bir sert bir dalga geldiği zaman gözlerimiz açılıyor. Olan bu dalga nasıl böyle? Gelse götürecek adamı diyoruz değil mi? O dalgaların büyüklüğü, o devasa dalgalar insan nasıl dehşete kapıyor? Dalgada denize giren var mı o büyük dalga içerisinde? Yutar değil mi? İşte bu dalgaların büyüklüğü değil, bütün denizlerin birbirine karıştığını düşünün. Nuh tufanı gibi. Evet, Nuh tufanı üstten gelen bir yağmurun yerden yeri doldurması ve insanlığın yani toprakta yaşayacak hale gelmemesi, ayağını basacak kararın olmaması. Ama burada tabii gökten değil, yerdeki suların fışkırması. Çünkü şu anda sen dünyanın çoğusu su. Bu suların birikmesiyle yeryüzüne hale gelir. İşte onun için cenab Hak o tabloyu bize gözümüz önüne getiriyor. Yıldızların aktığı, yüklerin paçalandığı, yıldızların aktığı, denizlerin fışkırdığı, birbirine karıştığı, artık bir haddin, sınırın olmadığı bir yapıyı düşünün. Evet. ve Neyde'l-kubûru bu'firat? E tabi denizler akınca, sular coşunca, kabirler kabirlerin içindekini, toprağın içindekini dışarıya çıkardığını düşünün. Kabirler içindekini dışarıya verdiği zaman. İşte o zaman alimet nefsün ma Demet ve akharat. İnsan ne yaptığını, ne ettiğini bilecek. Ne takdim etmiş, ne hazırlamış, neyi gerekte bırakmış. Yani yaptığı güzel ameller de, yaptığı kötü ameller de görecek yaptığı da yapmadığı, terk ettiği namazını da orucunu da ne yapmamışsa geriye bırakmışsa onları görecek. Veya isyan edip günah işleyip de günahlarını yapıp haramları işleyip de helalleri yapmadığına görecek. Takdim ettiği şey nedir? Neyse. Nedir takdim ettiği şey? İbadetlerse ibadetler. Günahsa günah, haramsa haram ne varsa isyanını, haramını, her şeyini görecek. Veya Aslı görevi var, yapması gerekenler var, yapmadı. Terk etti. İşte namazdır, zekattır, hayrı konuşmak, iyiliği anlatmak, iyi bir müslüman olmak, ahlaklı müslüman olmak. Bunları yapmadı. Bunlar da kendisine çıkacak. Alimet nefsun ma qaddemet ve akkarat. Onun için nefesimizi nefesimizi hep hayırda tüketeceğiz. Bu nefes korona'da daha ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Farkına değiliz. Biz nimetleri kaybettiğimiz zaman anlıyoruz. Şimdi çocuklar, hafızlar, çocuk ya şimdi bu hafızlarımız. Bir an önce büyümek istiyorlar. Büyüdükleri zaman çocukluğun ne kadar büyük bir nimet olduğunu o zaman anlayacaklar. İnsan hep böyledir. Büyük diyoruz yani büyümek istiyor, bulunduğu yerden çıkmak istiyor. Ama o çocukluğun ne büyük bir nimet olduğu sonradan ortaya çıkacak. Onun için insan nimeti kaybettiği zaman... Do hakikati anlar, nimetin ne olduğunu anlar. Mühim olan nimeti kaybetmeden anlamak. Onun için nefesi Allah muhafaza entübe olmadan mesela nefes dağılığıyla yoğun bakıma yatan her kişi aldığı, eline aldığı eğer kalem tutuyorsa herkes bundan bu hakikati haykırıyor. Bir nefes almak ne kadar kötü bir şey, zor bir şeymiş. Nefesi, nefes darlığı ne kadar sıkıntılı bir şeymiş. Ne büyük bir nimetmiş bu nefes diye onu söylüyor. Yani bir astım hastasının bir yokuş çıkarken veya da hafif yürürken o göğsünün daralmasını bir düşündüğü zaman nedir nefes? İşte onun için nefesimiz en büyük nimetimiz. Bu dünya hayatındaki kendi kıyametimizin kopmasının şartlara belirtileri olan nefes darlığından, ağrıdan, sızıdan değil mi? Bütün bu hastalıklardan karşılaştığımız zaman aslında vücut kıyametimizin başlangıcı olduğunu bize gösteriyor. Kıyametin alametleri var mı? Zaten senin hayatında alametler var. Onun için alamet her şeyin alameti vardır, göstergesi vardır. Alimet nefsun ma gaddemet ve akharat. İnsan yaptıklarını, ettiklerini hep bilecek. Ya yuhel insan o zaman. Ya yuhel insan. Ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insan. Seni Rabbine karşı aldatan, kulluğu unutturan, ibadeti unutturan, ahireti unutturan şey nedir? O sana ikram eden, bak Allah'ın azamet ve kudretini değil, o her şeyi yaratan, her şeyi kahreden, yok eden, her şeye gücü yeten Allah Celle, Celle diye tanıtmıyor burada. Nasıl tanıtıyor? Kerem sahibi. İkra. Bismi Rabbi kellezi halak. Halakal insana min alak. İkra ve rabbukal ekram. İkra ve ekrem. O ekrem, ikram sahibi Allah'ın sana ikram etmesiyle oku diyor. Bak orada da. Burada da ya insan ma bi rabbikel kerim. Ey insan sana kerim, ikram sahibi, cömert olan, sana nefes almayı vermeyi, sana bütün imkanları veren, yeryüzünü, kainatı senin emrine hizmetçi kılan bu Rabbinin ikramını nasıl unutursun? Nasıl aldanırsın? seni aldatan şey nedir? Sana güven veren, namazı unutturan, ibadeti unutturan, ahireti unutturan şey ne? Neye güveniyorsun? Seni aldatan, gurur veren o kibrin gururu nedir? Alnını secdeye koymuyorsun. Nedir derdin? Ki ellezî halevâke fesevvâke fe'adelek. O seni yarattı. Seni düzgün bal Sana ölçü verdi. Fe'adelek boyumuz. Lagad halaknal insana fi ahseni takvîm insanı en güzel biçimde yarattık. Her şeyi insicamıyla, endamıyla, uyumuyla, ölçüsüyle yarattık. Bak kaşlarımız arasında bir ölçü var. İki göz arasında bir denge var. Değil mi? Bak burnumuz, ağzımız, kulağımız, elimiz, ayağımız, bütün varlığımız bir ahenk içerisinde. Ellezi halak. İşte evet. Nasıl bir şey? Yağ parça. Evet. İşte Allah'ın kudreti. Göz evet bir göz bir yağ parçası ama görüyor işte. Dil bir et parçası görüyor ve konuş şey konuşuyor. İşte onun için ellezî halaka kefesevva kefaadelek. Fi ayi suretin maşaallah Bak senin ne güzel bir surette terkip etti, üzerine koydu. Fi ayi suretin maşaallah takkabek. Evet. Teyyisu sıratin maşa rekbek. Kelle bel edibuna biddin. Yani Allah Teala seni bu şekilde en güzel biçimde yarattı, sana şekil verdi, sana nimetleri ikram etti, yapını, kıvamını sana en güzel şekilde lütfetti. Şimdi düşün, mesela kalbimiz çalışıyor, duyuyor musunuz kalbinin çalışmasını? Ama odamızda bir saat tık tık çalışsa uyuyamıyoruz. Hafif sesli bir saat çalışsa bir ses olsa uyuyamıyoruz. Yani uykumuz tak artık derinleşmesine gelecek ki onu duymayalım. Ama kalbimiz de her zaman çalışıyor ama hiç farkında değiliz. Nabzımız atıyor, farkında değiliz. Değil mi? Şimdi ağzımızın ağzımızın kuruluğu var ya mesela, tükürük. Çok basit bir şey. Bazen de tiksin diyoruz kendi tükürüğümüzden değil mi? Ama o tükürük olmasa bu ağız konuşabilir mi? Ağız konuşabilir mi? Bu mümkün değil. Diyor ki doktor, azamın tükürük bezlerinde problem var. Diyor ki doktor, ben şu kadar zenginim. Benim bu servetimi al, bana bir saatlik olsa bile ağzım ıslaklığını vergir diyor. Mümkün mü? Ya. Evet, onun için bir beyinden, bir baştan ağzımız, mesela affedersiniz burnumuza gelen ıslaklık, tiksiniyoruz. Ama o bizim için büyük bir nimet. O, onun havalanmasını, yumuşamasını sağlıyor. Beyinden geliyor. Gözyaşı beyinden geliyor. Kafadan geliyor daha doğrusu. Ondan sonra ağzımızdaki ıslaklık beyinden geliyor. Her birisi renkleri farklı, tatları farklı, değil mi? özellikleri farklı. Bu fabrika nasıl bir fabrika? İşte Allah'ın kudreti bu. <laughs> tamam, sonra akşam anım. Evet. Yok, aynen öyle. Şimdi cennetteki nehirler, Kur'an'da cennetteki nehirden bahsediyorlar. Nehirlerin farklı farklı oluşum. Nasıl? Bak baldan, şaraptan, sütten, tatlı sudan. Allah Teala aslında bize her şeyin örneğini vermiş. Cennet nimetlerinin bile örneği var. Onlar gibi değil ama bir benzeri, bir hatırlatması var. Bir hatırlatması var. Şimdi biz daha buradaki yaşadığımız iklim bakımından daha çok farkına varıyoruz. Kur'an-ı Kerim muzdan bahsediyor. Biz muzu yiyoruz burada. Ama bu muzla o muz bir mi? Nardan bahsediyor. Neden? Nar Allah'ın kudretinin o insicamını görüyor musunuz? Hatta ne derler? Narı dökmeden yeseniz cennetlik olursunuz diyorlar değil mi? Cennet de o kadar kolay değil ama burada nar nimetinin bir değerine vurgu yapmak ve onun estetiğini üzerine dökmeden yemeği için bir ölçü koymuşlar orada. Onun için Cenab-ı Hak işte bu kadar nimetle verirken kelle bel buna bir din. insan sen bir de dini, din gününü, ahiret gününü, hesap günü yalan diyorsun. Kelle bel din. günü, hesap günü, ceza ve mükafat günü. Hani Fatiha'da okuyoruz ya Maliki din. Din gününün sahibi sensin ya Rabbi. Onun için insanın yaptıklarının, ettiklerinin mutlaka bir karşılığı var. Bu karşılık olmadan mutlak adalet olmaz. Dünyanın adaletine kaldıysak vanya halimize. Onun için herkesin yaptığının bir karşılığı olacağı bir gün var. Unutma hafız. <Sessizlik> Kelle bel tükezzibune biddin ve inna la hafizin. Mutlaka sizin üzerinize de bir takım melekler var, koruyucular var, gözetleyiciler var. Kiramen <Sessizlik> katibin. Onlar nedir? اِنَّ عَلَكُمْ لَحَافِظٍ كِرَامًا كَاتِبٍ Kiramen katibin melekleri. Sağ ve solumuzda bulunan amellerimizi kaydeden melekler var. Ne iyi, iyi, ne kötü. Hayır meleği hemen yazar. Hayırı yazan melek hemen yazar. Şerri yazan melek ise bekler. Kulun dönmesini bekler. Allah mükafatı bol verir. Bire on. En az. En az bir ondur. 1'e 700, 1'e 1000, 1'e 700 bin çıkar. Ama müke, cezada Allah dengini verir. Ceza neyse, dengi ne kadar bir suç, suç neyse cezası da o kadardır. Fazla ceza vermez. Bir hurmanın üzerindeki, çekirdeğin üzerindeki lif kadar dahi insana zulmedilmez. Kötülüğünün gram fazlası verilmez. İnna aleykum la hafizın. Kiran katibin. Ya'lemun ma Onlar sizin işlediklerinizi bilir. Sizin işlediklerinizi bilir. O zaman sonuç ne? İnnel ebraru fın'in. Mutlaka ebrar olanlar, iyi kul olanlar, iyiliği, hayrı, kulluğu, taati kendisine hayat edinenler. Ebrar bir kelimesi Allah'ın iyi kulum dediği, Allah'ın hayırlı amel dediği, hayır gösterdiği, rızası olduğu bütün amelleri işlemek demektir. İyilik kapısı, iyiliğin önderi, iyiliğin temsilcisi, hayatı iyiliklerle donatılmış, ebrar hayatında iyilikten başka bir şey olmayan insan demektir. Yani şer fenalı, kötülük olmayan adam. Hayatı kalbi de iyi duygularla dolu. Hayatı iyi amellerle dolu olan bir kul innel ebrara lefî naîm. Allah'ın nimetler içerisindedir. Ve innel füccara lefî cehîm. Füccar da iyiliğin tam tersi. Ebrarın zıddı facir. Günah işlemeyizden zevk alan, günahı hayat edinen, günahı basite alan, hafife alan, önemsemeyen, o da neymiş gibi diyen, yalanlayan, hakikatleri önemsemeyen, hak hukuku hiçe sayan, hep dünyasını kazanmak için her yolu meşru gören adamdır. Facir. Mümin günahtan tiksinir. Günahtan, haramdan rahatsız olur. Elini çocuğun ateşe attığında, yandığı nasıl göndüğüne fark ediyor ya, o daha götürmüyor ya. İşte mümin o ateşe varmadan da işin hakikatini bilip Elini daima ateşten çeken çocuk gibi günahtan kendisini koruyandır. Ateşe düşmenin tehlikesini görmesinin dünyadayken de ne kadar büyük olduğunu görüp harama düşmanın, günaha düşmenin de bu kadar tehlikesi olduğunu gören insandır. Ebrar. Facil ise bunun zıddıdır. Onun için e, facillik e, büyük günahkar demektir. Büyük günahkar demek yani günahı bir bir günah da işleyen değil. Bütün günahları işlemede beis görmeyen, aldırmayan, hissiz, ruhsuz, kalpsiz adam demektir. Hak ve hakikat noktasında hiçbir değeri olmayan adam demektir facir. O nedenle ve inel fucara lafi cehim. İşte o gün onlar ateşe inne lebrar evet din o gün o faciler ateşe yaslanacaklardır. Yani insan destek almak için bir güce hassas yaslanır ya. facilin yaslanacağı, gireceği yer ateştir. Dünyadaki çektiklerini, yaptıklarının, yaptıklarının karşılığını görmektir. Allah muhafaza. Evet. Onun için iyi kullar cennette. Bak allah Teala cennette cehennem birlikte anlatır. Şimdi bazıları diyor ki hocam hep cenneti anladın. İşimiz de görüyor ya. Hep dünyada bile rahat. Niye? Halbuki bir terbiyede bile mükafat vardır. Bir de ceza vardır. Bir tedip vardır. Bir iltifat vardır. İltifat ve tedip ikisi birlikte olursa eğitim olur. Bir tarafla eğitim olursa şımartırsınız. Allah-u Teala kullarını şımartmıyor. Ama korkutmuyor da. Ümitsiz düşürmüyor da. Hem ümit veriyor hem de endişeden dikkat etmelerini söylüyor. Adam biri içki içermiş böyle akşamları. Hanımına da zorlarmış. Hanımı bir işin doğru olmadığını söyleyince Allah gafur rahimdir. Allah bağışlayandır, affedendir diyor, içiyor. Aynı şekilde getiriliyor. içiliyor. Bir gün böyle deyince birkaç defa hanımı der ki Allah şedidül ikaptır. Evet Allah gafur rahimdir ama azabı da şiddetlidir. Deyince adamdaki jeton düşüyor tabir caizse. Böyle dikleşiyor. Ha diyor. Allah şedidül ikabdır diyor. Ve o zaman terk ediyor. İşte bu. Allah cennet, cennetle cehennem beraber anlatıyor. Her zaman cennet değil. Korkutmadan olmaz. Korkma, da insanlar hakikati bulacaklar. Yani cennet var elbet. Amenna. Kim için var cennet var? Müminler için. Cennet kim için hazırlanmış? kullar için, ibadet taat için. Onun için cenneti kazanmanın yollarına bakacağız. E cehennem kim için var? Rabbini tanımayan, ahireti unutan, hesabı unutan, helal haram tanımayan, hak hukuk tanımayan insanların da elbette yaptıklarının bir karşılığı olacak. Yani herkesin yaptığı yanına kar kalmayacak. Öyle bir dünya yok. Kanun her şeyi yakalayamıyor ki. Herkese hakkıyla ceza vermiyor ki, veremiyor ki. Bu mümkün değil. Mutlak adaletin dünyada tesis etmesi mümkün değil. Nice insanlar zulmüyle beraber gidiyor. Onun için hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Naim, ebrar olan kullar Naim cennetinde, füccar olanlar cehiyet, azap içerisinde, cehennem içerisinde olacaklar. Rabbim bizleri muhafaza eylesin neslimizi, bütün müminleri ve onlar ateşe yaslanacaklar. فَمَا هُمْ عَنْهَا Onlar oradan kaybolmayacaklar. Yani kaybolmak ne demek? Yani bir sefer gördün, iki sene yattı, sonra çıktı. Adam adam öldürüyor. Kasten öldürüyor. E ne kadar ceza veriyor? Şu kadar ceza. Veriyor. Sonra çıkıyor. Şu veya bu şey, iyi halinden, kötü halinden, şundan buradan. indirimler, indirimler. Ondan sonra bakıyorsun cani ortada dolaşıyor. Orada öyle bir şey yok. Yani şundan kurtaracak, bundan kurtaracak. Şu çıkacak, lehine davranacak. Sonradan çıkacak, yasalar onu kurtaracak. Öyle bir şey yok. Ahirette yani insan neye şeyse Allah'ın cezası neyse onu çekecek. Ve mahum anha bi Ondan asla ayrılık olmayacak. Evet, ve mahum anha bi gayibin. Ve me Sana bu din gününün ne olduğunu nereden bileceksin? Demek ki ahiretin hesabını Allah Teala bize öğretiyor bu şekilde. Ama bizim bunu bütün manasıyla kavramız mümkün mü? mümkün değil. Aklımız her şeyi idrak ediyor mu? Etmiyor. Gözümüz her şeyi görüyor mu? Görmüyor. Kulağımız her şeyi işitiyor mu? İşitmiyor. Şu duvarın arkasında başka da var, arkasında ne var görmüyoruz. Oradaki sesleri işitemiyoruz. Belki şurada bir sürü ses çıkaran varlık var ama duymuyoruz. İşte bizim dünyadaki yaşayacağımız insicama göre Allah Teala bize aklımıza ölçü, gözümüze ölçü, kulağımıza ölçü vermiş. İşte onun için Bunları da Rabbimiz sana din gününün, hesap gününün durumunun manasını sana ne bildirecek? Nasıl bileceksin? Tekrar sünme me Tekrar tekrar. Sen nereden bileceksin? Nasıl bileceksin? Sana ne bildirecek bunu? İşte o gün hemen şöyle diyor. Yevme la temlikü nefsün li nefsin şey'a. O gün hiç kimse birbirine destek olamayacak. Yevme la temlikü nefsün li nefsin şey'a. O gün hiçbir nefis bir başka nefis için herhangi bir şeyi kaldırmada, yüklenmede gücü yetmeyecek. Hani diyorlar ya, vebali varsa sırtıma ver, ben taşırım. Ya sen günahsa ben yüklenirim. Bu işi ne kadar basit almak. Yani haramı işlesen, kötülüğü işle, vebali işle, yüklü ben alırım bu küfürsüzdür. Yani Kur'an'da bunu zaten Cenab-ı Hak anlatıyor. Bu küfür sözüdür. Yani kafirler Müslümanlara varsa bir sıkıntısı biz onu yükleniriz. Niye? inkar ediyor tabii. Kabul etmiyor ya. Tamam. Onun için ha bir başka önünde. Ya biz nasıl yaşarsa yaşalım. Bizim garantimiz ve sigortamız var. Arabayı sigortaladığımız gibi, kasko yaptığımız gibi orada da kasko yaptırmışız buradan. Birisini gönderdik önceden ya. Efendilerimizi, büyüklerimizi. Onlar bizi orada kurtaracak. Bir de bu mantıkla anlatılanlar var. İkisi de musibet. İkisi de kandırmaca. Hiçbir efendi sana, sana orada destek olamaz. Hiç kimse senin elinden tutup kandırılamaz. Seni tutacak senin imanın, senin amelin. اِنَّ الَّذِينَ اَمَنُوا وَاَمْنُوا الصَّالِحَ سَيُدُ خِلِمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَةِ Allah iman eden ve salih amel işleyenleri rahmetine koyacak diyor. Onun için يَوْمَ لَا nefsun نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْهَا Bak ne diyor? O gün <laughs> La yakduru ale yahadun kainen menkane kim olursa olsun bak kainen menkane kim olursa olsun ala nefyahadin hiçbir kimseye faydası olmayacak. Ha şöyle bakayım şimdi piyasadaki dine bakın şimdi insanları kandırılan hususa bakın şunu yapmasan Efendi Hazretleri ise nedir? Hı? Ne dese desin. Kendi haline baksın Efendi Hazretleri. Herkes kendi haline baksın. Biz üst düzen besleriz. Bu küçümsemek değildir ha. Hakikati anlamaktır. O da o zaten böyle anlatmıştı. Dini böyle öğretmişti. Bunlar daha sonrakiler saptılar. O böyle bir şey demedi ki ben size gelip de sizi cennette orada karşılayacağım, sizi cennete götüreceğim demedi ki sana. Uydurmadı öyle bir şey. O dini anlattı. Allah'ın dini olduğu gibi öğretti. Sonradan gelenler nasıl ki Ebu Cehil ve Mekke müşrikleri, halis ve salih insanları, Nuh Aleyhisselam'ın devrindeki salih insanları putlaştırdılar ve ona taptılarsa aynı şekilde. O insanların suçu yok. O insanlar cennetini kazanmak için, dinine hizmet etmek için varlarıyla yokla çalıştılar. Sorulan gelenler onları cennetin şimendiferi zannettiler. Onlarsız cennete gidilmez diye. ya la temliku nefsun Li şey şey'a. Hiç kimse kim olursa olsun bak tefsir ediyorum Kainun kainen men Kim olursa olsun hiç kimsenin kimseye faydası olmayacak. Şimdi Abese suresinde bundan önceki surede, iki sure önceki surede Yevme yefirul meru min ahi ve ummi ve abi ve sahibati ve beni. Kişi kardeşinden, annesinden, babasından kaçacak. Karı koca birbirinden uzaklaşacak. Herkes kendi derdine düşecek. Herkesin hesabı kendine ait. Değerli kardeşlerim, Müslümanlık Kur'an'a göredir. Kafaya göre değil, keyfe göre değil, akla göre değil. Ha, İslam aklı ve mantık nedir? E, uydur git o zaman. Kimin aklı, kimin mantığı? İslam aklın nurudur. Aklı olana hitap eder. Aklı olmayan din yoktu ki aklı olmayanın. Ama akıl hikmetini anlar. Bütün boyutlu anlar mı? Anlamaz. İnsan kendini tanımıyor zaten. Ağlayan adam bir anda gülüyor. Nasıl ağladı, nasıl güldü? İnsan kendini tanıyor mu aklıyla? İnsan daha kendini tanımıyor aklıyla. Bırak ebedi hayatı, Allah'ın hikmetlerini. insan yaratılmış olarak kainatın özü olan insan kendini tanımıyor, tanıyamıyor. Ve tanıyamayacak da. Mesela ruhumuzu tanıyor muyuz? Can nasıl çıkıyor biliyor muyuz? Kimse buna bir şey koymuş mu? İnsanın eli kesiliyor, bütün vücudu sızlıyor. Bu can nasıl bir şey ki bütün vücudu sızlıyor? Dişimiz ağrıyor, bütün hayatımız ağrıyor. Halbuki diş burada. Bura ağırsın. Bak insan kendini tanıyamıyor. Ya Rasul Resulullah geliyorlar ve peygamberimizi imtihan etmek için soruyorlar. Ruh nedir? Kur'an cevap veriyor tabii. Ruh Allah'ın ilminden olan şeydir. Siz ancak ondan az bir şey bilirsiniz. İşte uğraşıyoruz. Psikoloji diyoruz, başka şey diyoruz. Bir takım bilgilerle anlama çalışıyoruz. Psikoloji derken aslında orada da sıkıntılar var da. Orada da ilmi anlamda ciddi problemler var. Ruh bilimi farklı bir şey. Ruh bilimi. Psikoloji diyor, insanı cinsellikten başka bir şey bilmeyen bir varlık olarak tanımlıyor. Freud nasıl diyor? Libido diyor değil mi? Başka bir şey diyor mu? Buna benzer. Detaya girmiyorum. Onun için ruhun manasını insan bilmesi mümkün değil. İnsanın kendini tanıması mümkün değil. Tanımaya çalışıyoruz. Onun için Batılı bir ilim adamı güzel bir kitap yazmış. Adına alak şeyi, İnsan denen meçhul demiş. İnsan denen meçhul. İnsan bilinmeyen varlık. Yani insanın bu kadar bilinmez durumu var. Onun için her şeyin ölçüsü var. O nedenle ahiretteki hesabımızda kendimiz kendimizi kurtaracağız. Ama Allah'ın rahmetiyle. Amellerimize değil. Biz o yolda olacağız. Allah'ın rahmeti bizi alıp cennete koyacak. Onun için yavmelatemluke nefsun li nefsin şeya. O gün kimse, kimse kimseye destek veremez. En küçük şeya nekle bir ifade. Yani belirsiz bir ifade. En küçük bir iyiliği dokunamayacak. Çünkü vel emru izin lillah. Bütün işler Allah'a aittir o gün. Ya falanı tanıyoruz. Bir ona söyle de bir telefon açsın. Şu işimizi görsün. Falan dairede işimiz var. Kim tanıdık? Kimse mi var? Onu bir şey yapalım. Aracı koyalım diye bir şey var mı? Yok. Herkesin kendiyle meşgul olduğu, kendi hesabıyla baş başa kaldığı dönem. Kabirlerin dışarı fırladığı bir hayat, bir durum. Ama burada bütün bu kıyametin dehşetinden, bütün sahnelerinden korkularından emin olmanın yolu iman ve kulluk. Ebrar olmak. Ebrar olduğun zaman kıyametin içinde patlayan, dağılan bütün dehşetli hal ve durumların içerisinde hiçbir korkun olmayacak. Mesela insanlar şimdi depremden korumak için ne yapıyorlar? Çelik, sıhrı dualar yapıyoruz değil mi? Diyor ki depremden eğer diyor çok basit yapılarla bina kurarsan depremde evin başına yıkılır diyor. Depremden korumak için ne yapıyor insanlar? Daha sağlam, muhkem binalar yapmaya çalışıyorlar. Ama kıyametin dehşetinde hangi bina yaparsan yap, Allah'ın kendi koyduğu binasını alt üst ediyor. Bırak senin yaptığını. Dağlar hallaş pamuğu gibi atılıyor. Denizler kaylıyor, gökler parçalanıyor, yıldızlar akıyor. Senin demirin, senin çimentonun, senin çeliğin hesabı var mı? Ee, onun için bir deprem anında herkes Allah diyor. Mühim olan deprem anında Allah demek değil. Her zaman Allah diyebilmek, rahat anında Allah demek. Rahat anında Allah der kulluk yaparsan o deprem anında da kıyametin depreminde de hiçbir endişen hiçbir kursun, korkun olmayacaktır. Rabbim bizleri bu korkulardan emin eylesin inşallah. Müjdelediği ebrar kulların zümresine ilhak eylesin. Amin. Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, bizleri sana hakkıyla kul eyle. Habibine hakkıyla ümmet eyle. İbadet ve taatimizi kabul eyle. Rızana nail eyle ya Rabbi. Bizleri günahlardan, kötülüklerden, haramlardan muhafaza eyle. Şirkten, isyandan muhafaza eyle ya Rabbi. Kalbi selim, sadık, yakin, kamil, iman sahibi olmayı bizlere lütfeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi her türlü şirkten, sana ortak koşmaktan, senin yanına başka Rabler edinmekten sana sığınız bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Her türlü küfürden, inkardan, her türlü isyandan sana sığınız bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Bizleri istikamette daim eyle ya Rabbi. Raşid olan kullarından eyle ya Rabbi. Muttaki kullarından, ebrar kullarından eyle ya Rabbi. Günahlarımızı ile, af ve mağfiret ile. Bizlerimiz ruhunu ebrar kullarınla beraber al ya Rabbi. Peygamberlerin lisanıyla vaat etmiş olduğu nimetleri bize bahşeyle ya Rabbi. Ya Rabbi ayaklarımızı sabit kadem eyle ya Rabbi. Lütfuna, ikramına, mazhar olan kullarından ile ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin, naim nimetlerin cennetinde olan kullarından ile, Ad cennetine ulaşan kullarından ile ya Rabbi. Firdevs cennetini bizlere lütfeyle ya Rabbi. Nadratun naim olan, göz aydınlı olan kullarından ile ya Rabbi. Yüzlerin karardığı, ak bir takım üzerinde karardığı, bir takım ak çıktığı o günde ya Rabbi yüzümüzü ak olan ibadetiyle, abdesiyle, namazıyla yüzlerin nurlanmış, aydınlanmış olarak huzuruna çıkma bize nasip eyle ya Rabbi. Bizi peygamberimizin yanında hesaba çekerek mahcup olmaktan sana sığını bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. Kıldığımız bu namazı, bulunduğumuz bu mekanı bizim imanımıza şahit eyle ya Rabbi. Anlattığımız hakikatleri anlamayı, kavramayı, ruhumuza, kalbimize nakşetmeyi, onunla hayat bulmayı bize nasip eyle ya Rabbi her ayetle dirilme bize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin, ilahi ya Rabbi. Ahir ve akıbetimizi hayr ile, İbadet ve taatimizi kabul eyle. Ya Rabbi okunan hatmi şerifleri kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aziz ve latif ruhlarını hediye edik kabul eyle. Haberdar eyle ya Rabbi. Bütün peygamberlerimizin ruhuna, ehli beytin, sahabenin, tabin, etme ve tabin ruhlarını hediye edik seni kabul eyle ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin, şu anda amin diyen cemaatimizin ruhlarına, geçmişlerimizin ruhlarına, annelerimizin, babalarımızın, sevdiklerimizin ruhlarına, bu bugünkü merasimimizi, bu hayır çalışmamıza destek veren, hayır sahiplerinin ahirete irtihal etmiş olan Tevzik Kiriş ve Ahmet Kalan kardeşlerimizin ruhuna ithaf eyledik. Sen kabul eyle, kabirlerini Kur'an'la pür nur eyle, makamlarını cennet eyle Ya Rabbi. Sevdikleriyle, aile efradiyle beraber cennette buluşmalarını nasip eyle Ya Rabbi. Geride kalanlarına sabrı, cemil, eci, cezil, hayırlı ve bol mükafatlar, hayırlı hizmet ve hayırlı ibadetler yapmayı nasip eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi, bizleri mahcup etme, mahzun etme Ya Rabbi. Dünyaya aldanandan etme Ya Rabbi. Nimet'e aldanandan etme Ya Rabbi. Din gününü, ahiret gününü unutanlardan etme Ya Rabbi. Ya Rabbi hayatımızı temiz, insicam içerisinde yaşayan, kulluk ve taatle yaşayan, sonunda iman ve şehadetle nefesini tüketen ve teslim olan kullarına ile Ya Rabbi. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek iman ve şehadette çene kapamayı bizlere lütfeyle ya Rabbi. Bu yavrularımıza hayırlı ve bereketli ömürler nasip eyle ya Rabbi. Kur'an'a İslam'a kadim eyle. Kur'an'ın ehli olmalarını, takva ehli olmalarını nasip eyle. Kur'an'ı kalplerinde, Kur'an'ı hayatlarında daima yaşayan olmalarını nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu, bu, kardeşlerimize, bu hafızlarımıza destek olan, onları seven, onlara hizmette bulunan kardeşlerimizin de kalplerini iman ile doldur. Hayırlarını kabul eyle. Harcadıklarını yerine koy ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Ya ilim öğrenen ol, ya ilim öğreten ol, ya seven ol, ya hizmet ol diye anlayışıyla bizleri de bu dört madde içerisinde görev alan kullarından eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ve ahiru davan Rabbil alemin. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله الشيطان